Elimizden sürekli kan geliyorsa abdest alıp Kur'an okuyabilir miyiz? Elimizden kan geliyorsa mutlaka buna özür durumu diyoruz. Vakit girdikten sonra abdest alır ve vakit çıkana kadar da hem namazları kılar hem de Kur'an okuyabilir ve diğer ibadetleri yapabilir bir kişi. O namaz içerisi için abdest alacak. Eli devamlı kanıyor. Eli devamlı kanayan bir insan, eli kanasa da o namaz vakti çıkana kadar mutlaka bir abdestle o namazı kılabilir. Orada Kur'an okuyabilir. Veya başka bir sıkıntısı var. O sıkıntısı idrar kaçırıyor. Böyle olabiliyor. Yaşlılarda böyle sıkıntı olabiliyor. O bir abdest aldığında bir namaz için bu abdesti geçerli. Çünkü eğer her abdest bozulduğunda abdest almaya kalkarsa bu sefer ne yapamaz? Namazlarını eda edememiş olur, Kur'an okuyamamış olur. Buna özürlü diyoruz. Özürlü insanlar ne yapacaklar? Özürler sebebiyle her namaz vakti için abdest alacaklar. Her namazda abdestini yenilemiş olacaklar. Böyle bir durum var. Cenab-ı Hak kolaylık versin böyle özür durumu olan insanlara. Allah yardımcılar olsun. Din kolaylıktır. Kolaylık göstermiş. Namazın terki yok. Orucun terki yok. Haccın terki yok. Namazda zaten şartlar mutlaka yerine gelmiş oluyor. Herkese farz. Herkes namazı mutlaka eda etmesi gerekiyor. Hasta da olsa, özürlü de olsa. Ölüm ve aklını yitirmesi dışındaki hiçbir mazeret namaz için geçerli değil. Geçerli değil. Oruçta farklı. Oruçta durum nedir? Diyelim ki çok yaşlı, tutma imkanı yok. Hiç tutma imkanı yok. Fidye verecek. Bir günlük yiyeceği bir kişinin bir günlük yiyeceği kadar her bir gün için fidye verecek. Şeker hastasıdır. Mutlaka yemesi gerekiyor. Onlar fidyesini verecek. Veya yolcudur. Kazasını tutacak. Orucun kazasını tutacak. Emzikli kadındır, annedir. O da aynı şekilde daha sonra kazasını tutacak. Bunlarda kolaylıklar var. Fakat namaz ibadetinin katiyen terki yok. Yatalak bir hasta olsa bile bir insan abdest alma imkanı yoksa eğer o teyemmüm ederek, bir tuğlanın üzerine teyemmüm ettirilerek gözleriyle yattığı yerden namazını ima yoluyla kılacaktır. Demek ki dinimiz kolaylık dini. Kimseye bir zorluk yüklemiyor Rabbimiz. Ama namaz ibadetinin özelliği apayrı. Diğer ibadetlere benzemiyor. Namaz son nefesimize kadar geçerli olan bir ibadet.